misket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet, ölümden olsun. İnsanın mayasıdır toprak. İnsanın özüdür. Doğduğu günden son nefesine kadar her anında yer bulur. Alparslan için 1071'den beri Anadolu'dur. Fatih için ya ben onu alacağım ya o beni dediği İstanbul'dur. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları için savaşmaya değil ölmeye gidilen Çanakkale'dir. Hasan Tahsin için İzmir, Sütçü İmam için Kahramanmaraş'tır. Yiğitçe, mertçe, kahramanca direniştir. İnsanlık yeryüzünde yer almaya başladığı ilk zamanlardan beri tarımla ilgilenerek topraktan fayda sağlamaktadır. Öyle ki yapılan arkeolojik araştırmalar toprağın besin yetiştirmek amacıyla kullanılmasının milattan en az 8000 yıl önceye kadar uzandığına işaret eder. Dünya nüfusu her geçen gün artmakta ve 2050 yılında 9.7 milyar kişiyi bulması beklenmektedir. Bununla birlikte ekilebilir tarım arazileri ve diğer tüm besin kaynakları sabit kalmakta, hatta yanlış uygulamalar sebebiyle daha da azalmaktadır. Yapılan araştırmalara göre 800 milyondan fazla insan açlıkla mücadele etmektedir. Ve mevcut toprak kullanımları göz önüne alındığında bu sayının hızla artmaya devam edeceği öngörülmektedir. Söz konusu yanlış uygulamalara dikkat çekmek, toprağın insan sağlığı ve doğal hayatın devamı üzerindeki önemine değinmek amacıyla Uluslararası Toprak Bilimleri Birliği 2002 yılından itibaren 5 Aralık'ı Dünya Toprak Günü olarak kutlamaya başlamıştır. Bundan tam 11 yıl sonra Birleşmiş Milletler 68. Genel Kurulu'nda Gıda ve Tarım Örgütü'nün talebiyle 5 Aralık Dünya Toprak Günü olarak resmen kabul edilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak daha az kaynak kullanarak daha verimli ve daha kaliteli üretim elde etmek amacıyla tarım teknolojisinin gelişimine destek sağlayarak havza bazlı üretime geçişi sağladık. Bununla birlikte sürdürülebilir ve kapsayıcı tarım toprak politikaları üreterek ülkemizin geleceğini teminat altına almak için projeler ürettik. Bu kapsamda tarımsal üretimimizin ülkemiz ekonomisi içerisindeki payı 2019 yılında 277.5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı tarımda istihdam oranları 4.876.000 kişiyle toplam istihdama oranı %17.3, 2020 yılı Ağustos ayı itibariyle 5.289.000 kişiyle %19.20 olarak gerçekleşmiştir. 1970'li yıllarda ülkemizde erozyon sebebiyle yılda 500 milyon ton toprak denizlere taşınırken yürütülen başarılı ağaçlandırma, erozyon kontrolü, iklim dostu tarım uygulamaları ve mera ıslahı çalışmalarımız neticesinde bu miktar 154 milyon tona düşürülmüştür. 2023'te bu miktarı 130 milyon tonun altına indirmeyi hedeflemekteyiz. Yine topraklarımızı korumak adına son 18 yılda yaklaşık 5.4 milyon hektar alanda çalışma yaparak 4.7 milyar fidanı toprakla buluşturduk. 2023 yılına kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturacağız. Sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğini önlemek için
2008 yılından bu yana 4820 istasyonda nitrat kirliliğini izleyerek nitrata hassas bölgeleri belirlemekte ve İyi Tarım Uygulamaları kodunda yer alan tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğini önlemeye yönelik tedbirler içeren nitrat eylem planlarını hazırlama çalışmalarını yürütmekteyiz. Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımını önlemek için Büyükova Koruma Projesi'ni hayata geçirerek tarımsal potansiyeli yüksek 8,5 milyon hektar alana sahip 315 Büyükova'mızı tarımsal sit alanı olarak ilan ettik. FAO ile birlikte küresel toprak paydaşlığı kapsamında projeler yürütüyor ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir kullanım planı oluşturma çalışmaları dahilinde toprağın sürdürülebilir yönetimi konusunda uygulama ve araştırma kapasitemizle örnek ve lider ülke olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında ülkemizde muhtemel tarımsal kuraklığa karşı önlemlerimizi alıyor, çiftçilerimize bu konuda öneri ve uyarılarda bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın insanoğlu topraktan uzak değil, toprağa yakın yaşamalıdır sözünü kendimize düstur edinerek bu kapsamda çalışmalarımızı yoğun biçimde sürdürmeye devam ediyoruz. Sadık yarimiz olan toprağa hak ettiği değeri vermezsek, sadece kendimizin, kendi neslimizin değil, topyekün insanlığın geleceğini tehdit altına sokmuş oluruz. Toprağa sırtını dönen insan en büyük ihaneti kendisine yapmış olur. Millet olarak toprağa sadece toprak olarak bakmadık hiçbir zaman. Toprağa aşkla baktık. Sadık bir yer olarak baktık. Vatan olarak baktık. Gelecek olarak baktık. Toprağı korumayı her zaman milli bir vazife bildik. Bir santimetresi ancak bin yılda oluşabilen toprak varlığımızı, bereketin kaynağını birlikte koruyalım. Toprağımıza sahip çıkalım. Çünkü toprak hayattır, çünkü toprak gelecektir.